15-16 yaşlarındaki gençlerle de konuşmaya çalışıyorum. Ve elimden fırsat geldikçe de zaman ayırarak sohbet ediyorum onlarla. Okullarına giderek veya onların bana geldiği ortamlarda. Bu zaman zaman kitap fuarları, zaman zaman konferanslar oluyor. Orada beraber sohbet ediyoruz. Ben arkadaşlara şunu öneriyorum. Yani hatta bunu siz bizi takip eden, evladı olan kişiler varsa onlara da tavsiye ediyorum. Şimdi daha televizyon programında da söyledim hatırladığım kadarıyla, şey yanlış olmasın. Ha, Nedim'le beraber bizim yaptığımız programda söyledim, özür diliyorum. Memleket aşkına da. Dedim ki gençlerle ilgili artık meslek sahibi olmak ve bir branşta ilerlemek için üniversiteyi bitirmelerini beklememek gerekiyor. Hatta üniversiteye girmelerini bile beklememek gerekiyor. Yani insanlar nasıl çocuklarını alıp şeye götürüyorsa, yani futbol antrenmanlarına veya diğer etkinliklere, judoya, voleybola ve diğerlere götürüyorsa, artık çocuklarını yazılımlarla ilgili yerlere de götürmeye başlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani haftada bir veya iki defa yazılım kurslarına götürüp o çocukların önünü açabilmelerini tavsiye ediyorum. O kadar müthiş bir açık var ki ve yani müthiş para kazanıyorlar. Kazansınlar, helal hakları çünkü. Ve çalışacak insan bulamıyorsunuz. Ortada müthiş bir açık var. Ve rakamlar öyle küçük rakamlardan falan da bahsetmiyoruz. Yani benim bildiğim 15 binden daha ucuza çalışan bir yazılımcı bilmiyorum ben. Yani iyi bir yazılımcıdan bahsediyorum. Şimdi böyle işleri yapmak istiyorsak, yaptırmak istiyorsak çocuklarımıza, gelecekleriyle ilgili bir kaygıları olmamasını da istiyorsanız, bence bunlarla biraz zaman geçirmek yer var. Çünkü onların hikayesi bizim önümüzdeki dönemin hikayesi olacak. Gençlerle beraberdim dedim ya, lisede okuyan çocuklarla beraberdim hafta sonu Tuzla'da. Sohbet ederken genç kızlarımızdan bir tanesi şey söyledi, yani işte sistemden şikayet etti. Haklılar, ben sonuna kadar hak veriyorum. O kadar çok sistem, o kadar çok sınav sistemi değişti ki bu onları da yormuş durumda. Bir de bir sürü pandemiyle beraber başlayan psikolojik sıkıntılarda insanları germiş durumda. Onlara şunu söyledim. Çocuklar dedim, lütfen şimdiden başlayın. Hedefinizi şimdiden belirleyin. Ve hedefinizi belirlerken de eğlenerek de zevk alacağınızda işler yapın. Bu işleri beraber götürebiliyorsanız aynı zamanda para kazanırsınız. Aynı zamanda geleceğinizle ilgili iş endişeniz olmaz. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Çocuklar lisenin sonuna kadar, üniversite imtihanına girinceye kadar hayatlarıyla neyle karşılaşacağını bilmiyorlar. Çünkü bir yarışmaya giriyorlar. Ve bu yarışmanın içerisinde sonuçların ne olacağını bilmiyorlar. O sene sınavda çok morali bozuk olabilir, sağlık problemi olabilir. Çalıştığı yerden gelmeyebilir, bir sürü sorun. Bir anda hayatı değişebiliyor. Eğer hayatınızı değiştirmek istemiyorsanız bu aileler için de geçerli. Çocukların ellerine muhakkak altın bir bilezik koyun. Bu altın bilezik yazılım, tasarım, grafik, ne diyorsanız yani önümüzdeki dönemin teknolojileri. Bu teknolojileri eğer eline koyarsanız sınava girdiğinde de çok rahat eder. Gelecekle ilgili bir kaygısı olmaz. Ve hayatında zevk alarak da hayatını sürdürür. Bu şeyle bitiriyorum. Bunu da bir kenara alın. Niye? Çünkü pazar sohbetlerinde bizim en önemli konularımızdan bir tanesi hayatı ıskalamamak. Çünkü belki benim de belki birçok işimde yapmış olduğu hatalardan bir tanesi bu. Hayatı ıskalıyoruz. Bazen bir şeye o kadar çok odaklanıyoruz ki bu odaklanma güdüsü ayrıntıları bize kaçıttırıyor. Bazen arkadaşlarıma sohbette birisi bana güzel bir şey söylemişti. Çok da hoşuma gitmişti. En keyifli yolculuk işte geçmişte hepinizin malumu işte o kömürlü diyeceğimiz buharlı trenlerle. Çünkü belli bir hızı var. Ve o hızla camdan dışarıya baktığınızda aslında bütün ayrıntıları böyle keyifle takip edebiliyorsunuz. Yani bir kareyi içinize sindirecek kadar uzun bakabiliyorsunuz. Ama şimdi işte hızlı trenler hayata gelmeye başladığından itibaren 300 kilometre falan hızla gidiyor.
Ya bırakın hani şeyi görmeyi, hani bir fotoğraf karesini veya bir camın dışından bir kareyi görmeyi, o kadar hızlı gidiyor ki hiçbir şey göremiyorsunuz. Yani uzaktaki bazı işte ağaçları, dağları falan görebiliyorsunuz. Hayat da böyle. Bazen hayatı biraz sakinleştirmek, biraz durgunlaştırmak, biraz basitleştirmek gerekiyor. Amaçlarınızda, ideolojinizde, felsefenizde çok hızlı olun arkadaşlar. Ama bazen hayatı dingin halde yaşamayı da kendinize öğretin. Bu bazen sporla olur. Bazen bir keyifle olur. Mesela ata binmekle olur. İşte ne diyeyim, kitap okumakla olur. Hayatı bazen durdurun arkadaşlar. O hayatı durdurduğunuzda şeyi de görürsünüz. Ne yapacağınızı, nasıl bir hayat yapacağınızı da planlayabilirsiniz. Bize bunu söyleyen çok fazla kişi olmadı. Yani hep bir koşturma, hep bir yere yetişme, bir şeyleri yapmakla ilgili mücadelemiz oldu. İşte yavaş yavaş bunu anlıyoruz. Keşke bunları bana 20'li yaşlarımda böyle çok daha söyleyebilselerdi. Zamanı gelip, işte şimdiki tabiri 7. vitese, zamanı gelip işte 1. viteste olmasa ve 2. viteste en azından yavaş yavaş gidebilmeyi öğrenseydik. Çünkü onu başaramıyorsak, bakın onu başaramıyorsak, o hızlı gittiğimiz yerlerde de mutlu olamıyoruz veya hızlı gittiğimiz yerlerde de başarılı olma şansına sahip değiliz. Hikaye. Hepimizin bir hikayesi var ve hepimizin hikayesi çok değerli. Öncelikle sevdiklerimiz için çok değerli, etrafımızdaki insanlar için çok değerli. Sonra ikinci halka, üçüncü halka diye bu genişleyerek gidiyor. O işte yavaşladığınız anlarda da o birinci halkaları doldurmaya, birinci halkalarla beraber zaman geçirmeye, onlarla beraber sohbet edebilmeye ve zaman ayırmayı da öğrenin arkadaşlar. Yani diyeceksiniz ki, abi bir taraftan işle güçle uğraşıyoruz, bir taraftan akşam geliyoruz, yemeği yapıyoruz, sonra çocuğuyla uğraşıyoruz, buna uğraşıyoruz, buna uğraşıyoruz. Arkadaşlar anlıyorum hepimizin hayatında, benim de dahil olmak üzere hepimizin hayatı böyle zorluklarla geçti. Ama hayatı doğru planlayanlar, zamanı iyi kullananlar ve zamanı iyi planlayanlar çok daha mutlu oluyorlar. Bunu net olarak söyleyebilirim size. Yok, zamanı planlayamıyorsanız, her şeyi ucu ucuna yetiştirmeye çalışıyorsunuz, her şeyi böyle zaman zaman kaçırdığınızı, zaman zaman geride kaldığınızı hissediyorsanız, işte o planlamayı doğru yapamadığınızdan kaynaklanıyor ve etrafınızdaki o birinci halkayı da mutlu etme şansına çok da sahip olmuyorsunuz. O birinci halka mutlu olmayınca da siz de mutlu olamazsınız. Böyle bir kavramsallık. Bunu niye anlatıyorum? Ben hepinizi çok seviyorum ve çok iyi yerlere gelmenizi, çok mutlu olmanızı, hayatta da çok mutlu olmanızı ve bu mutlulukla beraber çocuklarınızla çok düzgün bir şekilde kendinizle beraber çok güzel bir hayat yaşamanızı istiyorum. Çünkü sizler hak ediyorsunuz. Yani iyi insanlar mutlu olabilmeli. Yani kötülerin kendi hayatlarında yaşadıkları zevkler ve diğerlerinden farklı olarak sizler mutlu ve zevkli hayat yaşayabilmelisiniz. Ama bunu yapabilmeniz için de bu sana size söylemeye çalıştığım olayları da yapın. Sayımızın artmasını istiyorsak, öncelikle etrafımıza ışık saçmalıyız arkadaşlar. Yaptıklarımıza, felsefemizle, yaşam tarzımızla. Yani şöyle bir şey söylemeliler. Ya ne kadar düzgün bir abi. Hayata bakışı, felsefesi, duruşu, ahlakı, öğretileri, ailesiyle geçirdiği zamanlar dahil olmak üzere ne kadar örnek bir insan deyip önce o ışıltıyı saçmalısınız. O ışıltıyı saçtığınızda bir sizi takip edecek, sizinle beraber olacak insan sayısı artabilir. Sizler iyi insanlarsınız. Sayınızın artması için önce ışıldamanız lazım. Kendinize iyi bakın. Bir hafta sonu sohbeti için de fazla konuya girmek istemedim. Ama bu sohbetler bana çok iyi geliyor. İnşallah sizlere de çocuklarınıza da hepinize iyi gelir. Keşke bize de böyle karşımıza çekip böyle YouTube'lar zamanları olsaydı da bize de akıl veren, akıl demeyeyim de kusura bakmayın yanlış bir cümle kurdum. Kimsenin kimseye akıl verme şeyi yok. En azından bize sohbet ederek
bir yön gösteren birisi olsaydım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.